Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat gündemiyle karşınızdayız ve sinemayla başlıyoruz. 75. Venedik Film Festivali'nin kazananları belli oldu. Horizons bölümünde yarışan Türk yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun da Anons adlı filmiyle jüri özel ödülüne değer görüldü. ...75. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Yüzümüzü güldüren Haberse, Ufuklar bölümünde yarışan Türk yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un Anons filmiyle jüri özel ödülünü kazanması oldu. Film, törenden bir gün önceki gün İtalyan Ulusal Gazeteciler Birliği ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi tarafından verilen En İyi Akdeniz Filmi ödülünü de kazandı. Senaryosunu Coşkun'un Ercal Kesal'la birlikte kaleme aldığı film, Mayıs 1963'te darbe girişiminde bulunan bir grup askerin bir gece boyunca yaşadıklarını siyasi hiciv ve mizah yoluyla aktarıyor. Gecenin büyük ödülü Altın Aslan, 70'li yıllarda Meksika'daki çocukluk anılarından yola çıkarak çektiği Roma isimli filmiyle Alfonso Cuarón'a verildi. Sıra dışı Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos, tarihi kara komedi filmi The Favourite'la festivalin ikinci prestijli ödülü Gümüş Aslan'a uzandı. The Favourite filmi, ayrıca 18. yüzyıl kraliçesi Anne rolünü canlandıran Olivia Colman'a en iyi kadın oyuncu ödülünü de getirdi. En iyi erkek oyuncu ödülü ise At Eternity's Gate'deki performansıyla William Dafoe'ya verildi. Ünlü yönetmen kardeşler Joel ve Ethan Coen, The Ballad of Buster Scruggs'la en iyi senaryo ödülünü alabildi. Bu yıl Venedik Film Festivali'nde yarışan tek kadın yönetmen olan Jennifer Kent, The Nightingale filmiyle ana yarışma bölümünün jüri özel ödülünü kazandı. İtalya'nın önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan Cortile di Francesco, 40. yılında Ferzan Özpete'yi onur konuğu olarak ağırlıyor. İtalya'da gerçekleştirildiği tarihlerde gündem oluşturan, uzun süre konuşulan etkinliklerden biri olan Cortile di Francesco, açık yürekli Ferzan Özpetek sineması ismiyle özel bir bölümde Ferzan Özpetek'i ağırlıyor. Farklılıklar olarak belirlenen 2018 yılı temasıyla etkinlik oturmuş, devam ediyor. O oturmuş oraya, arkaya oturmuş, şeyin arkasına oturmuş. Sen yanına gidiyorsun, birazcık kuzağına oturuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali 22. kez 17 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. ...22. İstanbul Tiyatro Festivali şehrin iki yakasında 21 farklı mekanda seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival programının tanıtıldığı özel gecede yönetmen ve oyuncu Zeliha Berksoy onur ödülüne layık görüldü. İstanbul Kültür Sanat Vakfı Uluslararası Tiyatro Festivali 2018'in sanatçı olarak onur ödülünü almış olmaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Tiyatro Festivali büyük bir başarıyla devam ediyor. Ve bütün İstanbul'da tiyatro severlere, yeni kuşaklara bir öğreti olarak büyük bir değer taşıyor İstanbul Tiyatro Festivali. Tiyatro Festivali'nin ikinci onur ödülü, Rusya'nın önde gelen oyuncularından Evgeni Mironov'a verilecek. Festivalde yurt dışından ve Türkiye'den önemli tiyatro, dans ve performans topluluklarının gösterileri sahnelenecek. Festivalimizi İtalya'dan Piccolo Tiyatro'nun komik tiyatrosuyla açıyoruz.
Arkasından diğer 3 tane de büyük ana tiyatroda çalışmamız var, oyunlarımız var. Bunlardan biri Rusya Moskova Golden Mask Festivali ile işbirliğini gerçekleştirdiğimiz Hamlet Collage. Onun arkasından Netherlands Dans Tiyatrosu ki uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Bu yıl festival programımızda yer alıyor. Yine ana tiyatroda Fransa'dan Pixel adlı akrobasinin, hip hop dansın, modern dansın ve dijital sahnelemenin iç içe olduğu bir gösterimiz olacak. Geçen yıl izleyenler, seyircilerimiz hatırlayacaktır. Atis Tiyatro, Theodoros Terzopoulos'un yönetiminde Ankor'la tanışmıştı. Aslında Ankor bir triyolojinin üçüncü ayağıydı. Biz de istedik ki bu triyolojiyi bu yıl tamamlayalım. Dolayısıyla bu triyolojinin ilk iki bölümünü, Amor ve Alarm'ı da yine programımıza dahil ettik. 22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım'da başlayacak. Okullar Okulu temasıyla gerçekleştirilen 4. İstanbul Tasarım Bienali'nin hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. İKSV tarafından düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali 22 Eylül'de kapılarını açıyor. Jean Boelen küratörlüğünde düzenlenen Bienal, 6 hafta boyunca 6 mekana yayılan ücretsiz sergilerin yanı sıra yoğun bir atölye, panel ve film programına ev sahipliği yapıyor. Tasarım, mimari, biyoloji, sosyoloji, gastronomi, pedagoji, ekoloji, teknoloji ve ekonomi gibi pek çok farklı alandan 6 kıtadan 100'ün üzerinde katılımcının projelerinin yer alacağı Tasarım Bienali Okullar Okulu başlığıyla yola çıkıyor. Bodrum Komedi Festivali Gümüşlük'te sanatseverlerle buluştu. Festival kapsamında Ali Poyrazoğlu, Nur Gürkan ve Metin Zakoğlu sahne aldı. Oh! Haydi! Allah! Bodrum Komedi Festivali Gümüşlük'te bir otelde sanatseverleri bir araya getirdi. Ben şu anda Oscar aldım. Hani öyle affecayla palavrası falan değil. Festivalin ilk gecesinde Ali Poyrazoğlu Ödünç Yaşamlar oyunuyla sahnedeydi. Dedi, papaz kovar dedi. Papaz Muhsin Ertuğrul'un kodadı. Aramızdaki adı papaz. Aynı adlı kitabından sahneye uyarladığı tek kişilik oyunda Poyrazoğlu kendi hayatından yola çıkarak toplumsal öyküler anlattı. İzleyenleri hem güldürüp hem düşündürdü. Benim okuldaki takma adım Ruh. Ben geceleri Müjdat'a ben Ruh diye telefon eder, korkuturdum onu yarın öleceğim diye. Lan... Ödünç Yaşamları ben aşağı yukarı 15 yıldır oynuyorum. Yani 1500 oyunu açmış vaziyette bir rekor. Alt başlığı da Hazreti Muhammed'in bir hadisi şerifinden alıp yazdım. İki günü aynı olan insanın bir günü kayıp demektir. Ben de insanların değişime, dönüşüme inanmaları, herkes her şeyin değişmesini isterken değişime kendilerinden başlamaları gerektiğini hatırlatmak için bu çok eğlenceli ama arada zihinlere bazı şeyler, göndermeler yapan bu oyunu yazdım. Değiştirdim tabii her sene değiştiriyorum ama 15 yıldır oynuyorum hala büyük bir ilgiyle izleniyor. 10 kişi alkışlıyor, 50 tanesi bakıyor buna. Festivalin kapanışını Komik Gazino adlı kabare gösterisiyle Metin Zakoğlu yaptı. Zakoğlu, sanat dünyasından yaşanmış hikayeleri anlattığı gösterisinde şarkılar da söyledi. Saçını dök Sinem'e, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma. Ajandamızdaki diğer haberlerden hazırladığımız bir turla da bu akşamı tamamlıyoruz gece gündüzde. Yeni günde buluşmak dileğiyle iyi akşamlar. I've waited for him. Korku türü hayranlarının çok sevdiği Halloween serisinin yeni filminden taze bir fragman yayınlandı. He's waited for this night. He's waited for me. Sinema severleri Michael Myers'la tanıştıran John Carpenter'ın korku klasiğinin yeni filminde 1978'deki ilk maceranın 40 yıl sonrası anlatılıyor.
İlk filmde olduğu gibi Jamie Lee Curtis'in başrolünde yer aldığı film, Laurie ile Michael Myers arasındaki son yüzleşmeyi odağına alıyor. You should. Filmin önemli detaylarından biri de ünlü aktör Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer alması. David Gordon Green'in yönettiği film, Toronto Film Festivali'nde premierini yapacak. So I can kill him. ...43. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde premierini yapacak Ali Vatansever'in son filmi Saf'tan ilk afiş yayınlandı. Başrollerini genç ve başarılı oyuncular Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin'in paylaştığı Saf'ta, Fikirtepe'de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor. Arsanızı alacaklar, koca koca binaları dikecekler ama siz o sırada buradan 40 kilometre ötede bir yere sürüleceksiniz. 21. Merkezi İstanbul'da açılan Madame Tussauds Müzesi'ne Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun heykeli de katıldı. Figürün kalıbının çıkarılması 170 saat, tüm detayların eklenmesi ise 140 saat sürdü. Figüre başlama sürecinde Juventus'ta oynayan ve kostümü bu şekilde hazırlanan 33 yaşındaki ünlü futbolcunun yakın zaman önce gerçekleşen transferinin üzerine Madame Tussauds ekibi figürün formasını yeniledi.